Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi günler. 13 bülten ile karşınızdayız. Evet. 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Süleymanoğlu'nun naaşı Fatih Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedilecek. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. En büyük rakibi Yunan Leonidis'i de Süleymanoğlu'nun son yolculuğunu uğurlamak için İstanbul'da yalnız bırakmadı. Başbakan Binali Yıldırım da şu anda Fatih Camii'nde Naim Süleymanoğlu'nun son yolculuğunu uğurlamak için bulunuyor. 50 yaşında vefat eden Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye götürüldü. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş. Üzerinde "Kalbimizdesin" yazan bir fotoğrafı konuldu. Şimdi Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını dinliyoruz. Efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun kaybettik. Ahirete bugün yolculuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane kahraman sporcumuzdur. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz milli halterimiz, efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Naim Süleymanoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedilecek. Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasını yaptı cenazede. Süleymanoğlu ilk dünya rekorunu kırdığında daha 16 yaşındaydı. Kendi kilosunun 3 katından fazla ağırlık kaldırarak efsane oldu. Ve şimdi o cep Herkülü aramızdan ayrıldı. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından cep Herkülü lakabını almıştı. Halter tarihinin en önemli sporcularındandı. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süleymanoğlu siroza bağlı karaciğer yetmezliği sebebiyle yatırıldığı hastanede karaciğer nakli olmuş. Son olarak da beyindeki kanama ve artan ödem nedeniyle ameliyata alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 50 yaşındaki milli halterciden gelen haber tüm Türkiye'yi üzdü. Şu an cenazede de görüyorsunuz. Yüzlerce kişi Naim Süleymanoğlu'na veda etmek için Fatih Camii'nde bir araya geldi. Türkiye'yi olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcuydu. Kariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane sporcu 46 kez dünya rekoru kırdı.
Milli halterci ayrıca 1984 yılında silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak da tarihe geçti. Ahmet Davutoğlu da şimdi cenazede konuşma yapıyor Naim Süleymanoğlu için. Evet, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesinden görüntüleri aktardık. Tekrar Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz ve bültenimizi aktarmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye askeri sevkiyata devam ediyor. Zırhlı araç taşıyan TSK konvoyu dün akşam geç saatlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne giderek Afrin yakınlarında bulunan yeni gözlem bölgesine ulaştı. Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararıyla Suriye'de gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'e askeri sevkiyat sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne girdi. Konvoy, İdlib gerginliği azalma bölgesi sınırlarındaki yeni gözlem bölgesine ulaştı. Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib-Afrin hattında ilerleyerek gözlem görevini yapacağı noktada konuşlandı. PKK-PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanan Türk ordusunun 3. gözlem görevi için seçtiği nokta Halep'in batı kırsalında yer alıyor. Daha önce de İdlib'in kuzeyindeki Salve köyü yakınlarında ve Halep batı kırsalındaki Saman Kalesi yakınlarında gözlem noktaları oluşturuldu. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. ...22 Kasım'da Soçi'de yapılacak Suriye zirvesinin hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Astana toplantılarının zirvesi niteliğindeki Soçi görüşmeleri 22 Kasım'da yapılacak. Soçi görüşmelerinin ön hazırlıkları kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey bürokratlar bugün Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'i Antalya'da ağırlıyor. Görüşmeler Soçi zirvesinin altyapısı niteliğinde olacak. Masadaki konu Suriye krizine siyasi çözüm arayışı olacak. Bakanlar ve bürokratlar bu konu üzerinde yoğunlaşacak. Antalya'daki zirveden sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Soçi'de bir araya gelecek. Atatürk'ü ve Türkiye'yi hedef alan NATO'ya yanıt Türk milletinden geldi. Vatan Partisi yurt çapında eylemlere imza attı. Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'da alanlara çıkan Vatan Partililer Atatürk düşmanı NATO'dan çıkalım sloganı attı. NATO'dan çıkalım, oyunu bozalım. NATO'nun Türkiye'nin halen yürütmekte olduğu Vatan Savaşı'nı, yani 2. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl gördüğünü de bize tekrar göstermektedir. NATO tatbikatındaki skandal Türk milleti tarafından tepkiyle karşılandı. Hem Amerika Büyükelçiliği hem de NATO karargahı önünde protestolar vardı. NATO defolsun, üstlere el konsun. Eylemlerin ilk adresi başkent oldu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı NATO'ya Amerikan Büyükelçiliği önünden meydan okudu. Partililer Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde bir araya geldi. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yaptı. Reyhan, NATO'nun geçmişinden örnekler verdi. Kahramanmaraş olaylarını, Çorum olaylarını, Sivas olaylarını kazıdığınız zaman, 1 Mayıs 77'yi araştırdığınız zaman karşınıza NATO çıkmaktadır. Türk ordusunu esir almaya çalışan Ergenekon ve Balyoz tertibini biraz eşelediğiniz zaman karşınıza NATO çıkmaktadır. Eylemde skandala karşı Ankara'nın atması gereken adımlar da sıralandı. Hükümet 18 Şubat 1952 tarihli 5886 sayılı Türkiye'nin NATO'ya girişini onaylayan yasayı tartışmaya açmalıdır. NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına sunulan
Başta Adana İncirlik, Diyarbakır ve Malatya Kürecik üsleri olmak üzere 15 askeri üs derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine verilmeli. Atatürk düşmanı, NATO'dan çıkalım. Burası da İzmir. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Vatan Partisi üyeleri NATO karargahına yürüyüş düzenledi. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Türkiye'yi hedef alan NATO kınandı. Türkiye'nin zaten fiilen üyesi olmaktan çıktığı NATO'dan resmen de ayrılması güvenliğimiz için zorunludur. Eyleme Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan da katıldı. Bu yaptığınız alçaklıklar bir özürle geçiştirilemez. Sizin cibiliyetinizi biliyoruz. Sizin geçmişinizi biliyoruz. İstanbul'da da NATO'ya karşı eylem vardı. İstanbul İl Başkanlığı Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Açıklamada NATO'nun Türkiye'yi felakete sürüklediği vurgulandı. NATO'dan çıkalım, bu başımızdaki belalardan kurtulalım. NATO'dan çıkalım, İran'la, başta Suriye'yle, Irak'la Türkiye olarak birleşelim. Türkiye'nin güvenliğini sağlayalım. NATO'ya bir tepki de Antalya'dan yükseldi. Katip NATO, Türkiye'den defol. Basın açıklamasında NATO üslerinin Türkiye denetimine alınması istendi. Milletin bütün güçlerini seferber edin ve derhal NATO'dan çıkma kararı alın. Tüm askeri üsler ve NATO tesisleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine verilsin. İncirliğe el konsun, Amerika defolsun, İncirliğe el konsun. Amerika'nın Suriye'deki özel temsilcisi Brett McGurk bir kez daha bölücü terör örgütü PKK ile bir araya geldi. IŞİD'le anlaşma sağlanıp PKK-PYD'ye teslim edilen Rakka'yı ziyaret eden McGurk bölgeyle ilgili bilgi aldı. IŞİD'den devir teslim yoluyla PYD'ye verilen Rakka'yı ziyaret etti, PKK ile buluştu. Yıkılan şehirden fotoğraflar paylaştı, teröristlerle ve Amerikan askerleriyle kare kare poz verdi. Amerika'nın Suriye'deki özel temsilcisi Brett McGurk, IŞİD'in PKK'ya teslim ettiği Suriye'nin Rakka şehrine gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan McGurk, bölgede incelemelerde bulundu. Teröristlerin kutlama yaptığı Naim Meydanı'nı da ziyaret eden Brett McGurk, burada kentin yeniden inşası, hafriyatın kaldırılmasıyla elektrik ve altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. IŞİD'lilerin pazarlık sonucu ayrılmalarına izin verildiği kentten sosyal medya üzerinden mesajlar da gönderen McGurk, sivillerin döndüğünü yazdı. Ancak karelerde yıkık binalardan başka bir şey yoktu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bilecik'te konuştu. Batı'ya net mesajlar gönderen Perinçek, "Atomu parçalayabilirsiniz ama Türkiye'yi parçalayamazsınız." dedi. Atomu parçalayabilirsiniz ama Türkiye'yi parçalayamazsınız. Vatan Savaşı'ndan milli hükümete Atatürk devrimleri ve çıkış yolu konulu konferansta konuştu. Önemli mesajlar verdi. Amerika'nın Türkiye'de iktidarları belirleyemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. PKK'yı hendeklere gömdük, NATO planlarını yerle bir ettik. Bilecik'teydi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Açıklamasında NATO'nun Türkiye'yi hedef tahtasına koyduğunun altını çizdi. Türkiye'nin büyük bir hakikatle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak silahı Amerika Birleşik Devletleri yani NATO PKK'ya veriyor. NATO gerçeği bu. 72 yıldır yaşıyoruz o gerçeği. İfadeleri netti Perinçek'in. Hedefinde Amerika vardı. 15 Temmuz'u hatırlattı. 15 Temmuz gecesi o gladiyoyla tanıştık. Bir Türk-Amerikan savaşı oldu. Türkiye için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Perinçek, Türkiye, İran, Rusya birliğine vurgu yaptı. Büyük mücadelenin içinde Türkiye dostlarını keşfetti. İran, Türkiye, Rusya cumhurbaşkanları buluşuyor. Silah arkadaşı olduk bu ülkelerle.
Atlantik sisteminin Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef almasına karşı Ankara'nın atması gereken adımlar tartışılıyor. Uzmanlara göre NATO'dan çıkılmalı, Türkiye'den ittifak üsleri kapatılmalı ve MİT olayıyla ilgili soruşturmaya dahil olunmalı. NATO'ya karşı bölge ittifaklarıyla da yeni bir ittifak kurulmalı. Bu tetbikatlar en azından 6 ay önceden, 1 sene önceden belirlenenler. Doğrudan piyonlarıyla yaptığımız bir savaşın içerisindeyiz Amerika'yla. NATO'ya karşı daha karşı tavırlarını net koymalı. Norveç'teki NATO tatbikatında Atatürk'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef alınmasına karşı Ankara'nın atması gereken adımlar tartışılıyor. Diyor ki NATO'dan çıkmak istersen her yıl tatbikatımızda sen bizim hedefimizsin. Bu haince saldırılardan kurtulmamız için neler yapmamız gerekiyor? NATO'nun yetkili makamlarının bilgisi dahilinde olmadan bu hadise yapılamaz. Peki Türkiye hangi adımları atmalı? Soruşturma Norveç'te değil, NATO karargahına başlanması gerekiyor. Evet. Bizim Türkiye Milli İstihbarat'tan bir ekip bu soruşturmaya müdahil olup NATO üssü bir an önce kapatılması gerekiyor. NATO'dan kurtuluş planı diye bir planın olması lazım. Türkiye ekonomisinin garantiye alınması ve onu mütakip siyasi ve askeri anlaşmalar, yeni ittifaklar yaparak Amerikan saldırısına karşı güvenceler oluşturarak bir mevzide mevzilenmemiz gerekiyor. Almanya, Rusya ve Türkiye'nin de içine alabilecek Doğu Avrupa, Avrupa ve Asya'ya yönelik yeni bir birleşme kurmalı, yeni bir ittifak kurmalı. Ulusal kanalda yayınlanan derin mevzu programında NATO skandalı tartışıldı. Rusya, Türkiye yakınlaşması, İran yakınlaşması vesaire bunlar hazırdı. Yani bir yerde bir tepki koyacaktı NATO. Uzmanlar Atatürk'le Erdoğan'ın aynı anda düşman hedef ilan edilmesinin de provokasyonun bir parçası olarak değerlendirdi. Çok önemli bir psikolojik harp gözüküyor burada. Emperyalist saldırıda çıkış yolunun tekrar Atatürk çerçevesinde olabildiğini gördü. NATO'nun Türkiye'ye karşı işlediği suçlarla devam ediyoruz. NATO'nun Türkiye'de kaç askeri üssü var? Bu üslerde hangi faaliyetler yürütülüyor? Türkiye bu üsleri nedeniyle hangi risklerle karşı karşıya? İşte yanıtları. Ankara adım adım NATO ile bağlarını koparırken dikkatler Türkiye'deki NATO üslerinde. En önemli soru NATO'nun Türkiye'de kaç üssü var? Türkiye'de NATO'ya ait bilinen 28 üs var. Ancak gizlilik gereği açıklanmayan üsler de mevcut. Bu üslerin sayısı ise bilinmiyor. En kritik üs İncirlik Hava Üssü. Yönetimi ve denetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ancak NATO'nun en önemli bölgesel depo üssü. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 39. Anajet Üssü de burada görev yapıyor. Özellikle Suriye ve Irak gibi bölge ülkelerine yönelik örtülü ya da açık saldırılarda İncirlik kullanılıyor. İncirlik aynı zamanda nükleer silahların depolandığı bir yer olması açısından da önemli. Türkiye nükleer hedef. İncirlik'te Türkiye'yi hedef alabilecek ya da nükleer bir savaşta Türkiye'yi hedef ülke konumuna sokacak nükleer silahlar bulunuyor. İncirlik'te 21 sığınak civarında 50 adet yeni nesil nükleer bomba şu anda Türkiye'de. Afyonkarahisar'daki askeri havaalanı Türkiye'nin en büyük askeri havaalanı. Aynı zamanda NATO'nun da ikinci büyük havaalanı. Anajet bakım üssü olarak kullanılan üs sivil uçuşlara kapalı. İzmir'in 17 kilometre kuzeybatısında bulunan Çiğli Anajet Üssü de Avrupa'daki Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı. 42 uçak ve 300 askeri personeli bulunan üste IHAK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmış durumda. İzmir Hava Üssü, NATO'nun Türkiye'deki en eski üssü. Amerika'nın 16. Hava Filosu da bu üste. Konya, 3. Anajet Üs Komutanlığı. Irak Savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS'ler buraya yerleştirildi. İstanbul'daki Şile Üssü, Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda olan bir atış alanı özelliğine sahip. Balıkesir, 9. Havajet Üssü. Üste 6 adet Volt denilen füze rampası mevcut. Malatya Erhaç'ta bulunan askeri üs, Amerikan Hava Kuvvetleri için atom bombası deposu. Aynı zamanda NATO'nun askeri tesisi.
Türkiye'de çok sayıda hava üssü de Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi olarak kullanılıyor. Bu üsler Ankara, Ahlatlıbel, Amasya Merzifon, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır Pirinçlik, Eskişehir, İzmir Bornova, İzmit, Kütahya, Lüleburgaz, Sivas Şarkışla, İskenderun, Ordu Perşembe, Rize Pazar, Erzurum, Van Pir Reşit ve Mardin'de yer alıyor. Muğla Aksaz Deniz Üssü de NATO kapsamında görev yapıyor. Bunların dışında NATO'nun Türkiye'de onlarca erken uyarı istasyonu bulunuyor. NATO üsleri aynı zamanda bölgede oluşturulmak istenen 2. İsrail için de destek üsleri olarak kullanıldı. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulan bölgelere askeri ve lojistik yardım bu üslerden yapıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Atatürk 68 yıldır NATO'nun hedefinde başlıklı bir yazı kaleme aldı. NATO'nun hedefindeki Türk tarihini irdeleyen Perinçek, NATO dağılıyor, ABD yenildi, yalnız biz değil, herkes NATO'dan çıkacak dedi. NATO Atlantik İttifakı. Atatürk'ün NATO'nun hedefinde olduğunu yeni mi öğreniyoruz? Bu soru Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten geldi. Aydınlık gazetesindeki köşesinde Atatürk 68 yıldır NATO'nun hedefinde başlıklı bir yazı kaleme alan Perinçek, Türkiye'nin yıllardır NATO tehdidi altında olduğuna dikkat çekti. NATO'nun Atatürk düşmanlığını ister kuruluş tarihinden başlatın, isterseniz Türkiye'nin NATO'ya bağlanma tarihinden. NATO 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Türkiye NATO'ya 1952 yılında girdi. Atatürk NATO'nun 68 yıldır hedefinde. 65 yıldır NATO tehdidi çok daha yakıcı. 12 Mart 1971 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi, Ergenekon ve Balyoz tertipleri, 15 Temmuz 2016 darbesi hep NATO'nun Türkiye'ye karşı silahlı harekatlarıdır. Dahası NATO, PKK ve IŞİD aracılığıyla 10 yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyor. NATO bize diyor ki, ben Atatürk'e, Türkiye'ye, Cumhuriyetinize, sizin vatanınıza, bütünlüğünüze karşıyım. NATO ülkeleri içindeki Gladio örgütlenmesine de dikkat çekti Perinçek. Orgeneral Eşref Bitlis komutanımızı, Uğur Mumcu kardeşimizi, Turan Dursun arkadaşımızı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok hocalarımızı, Atatürk'ün aydınlarını şehit eden NATO'nun yeraltı örgütü, Deniz Gezmiş'i idam ettiren, Bora Gözenleri ve Mahir Çayanları vurduran hep NATO diye vurguladı. Vatan Partisi lideri, Türklerin tarihinin hakkından bir türlü gelemedik diye hayıflanan AB temsilcisi Karen Fogg'un e-postalarını da hatırlattı. Atatürk düşmanlığı NATO'nun siciline kazınmıştır. Çok doğal. Çünkü Atatürk yalnız Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nın önderi değil, bütün mazlumlar dünyasını ateşleyen büyük devrimci. Atatürk Türkiye demek. Onun için NATO'nun doğal hedefi. Perinçek, Türkiye'nin aslında çoktan NATO'dan çıktığını, çok yakında da resmen çıkacağını belirtti. NATO'dan çoktan çıktık. NATO eylemli çıkışımızı resmileştirip bize atmadan, bari biz şerefimizle NATO'dan çıkalım. Kaldı ki bir süre sonra bizi atacak bir NATO'da kalmayacak. İstediğimiz kadar sabredelim. Bizim ayrılacağımız bir NATO'da bulamayacağız. Çünkü NATO dağılıyor. Amerika yenildi. İtiraflar başladı. Amerika askeri üstünlüğü kaybetti. NATO artık başımızın belasıdır. Vatan Partisi'nin Türkiye'nin önüne koyduğu her program bir bir hayata geçiyor. İşte buraya yazıyoruz. NATO'dan resmen de çıkacağız. Yalnız biz değil, herkes NATO'dan çıkacak. 27 Kasım'da görülecek Rıza Sarraf duruşması yaklaşırken Amerika'nın şantajlarına Türkiye'den yanıt geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara hakkında soruşturma başlattı. Diğer yandan Sarraf'ın itirafçı olduğu iddiaları güçleniyor. Ancak İran asıllı Sarraf'ın nerede olduğu bilinmiyor. Türkiye 27 Kasım'daki duruşmadan önce kritik bir adım attı. Rıza Sarraf iddianamesini yazan New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya gerekçe olarak belgelerin sahte olduğu gösterildi. Yapılan araştırma ve incelemede avukat Cathy Fleming'in yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu beyan ettiği tespit edilmiş. Verilerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya diğer savcılık görevlilerinin adları da dahil edildi. Bu isimlerden öne çıkan kişi ise savcı Jun Kim oldu.
Öte yandan Rıza Sarraf'ın itirafçı olduğu ve güvenli evde tutulduğu yönündeki iddialar giderek güçleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce olduğu yerde değil, başka bir yerde olduğu kesin diyerek şüpheleri doğruladı. Çavuşoğlu, ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi bizimle paylaşmadılar ifadelerini kullandı. Sarraf'ın Amerikan makamları ile işbirliği yapabileceğine yönelik iddialar konusunda endişeli olup olmadığına ilişkin soruya da Bakan Çavuşoğlu neden endişeli olayım yanıtını verdi. Amerikan Başkanı Trump, FETÖ'yle başı Gülen'i demokratik düşünür olarak tanımladı. Trump, ABD'de görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'in suç işlemediğini söyledi. Erdoğan yanıt olarak "Artık üstlerimizi hak etmiyorsunuz" dedi ve "NATO'dan çıkacağız" diye de ekledi. Tüm bunlar bir Amerikan dizisinde geçen diyaloglar. Amerikan yapımı dizide ilginç bir senaryo oynandı. Amerikan Başkanı Gülen'e güvenlik garantisi sundu. Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'dan çıkarız yanıtını verdi. Designated Survivor dizisinde Nuri Şahin adıyla FETÖ lideri Gülen, demokrat bir düşünür olarak gösterildi. Dizide Amerikan Başkanı Beyaz Saray'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı'na Gülen'i oynayan karakterin suç işlemediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oynayan Turan karakteri ise "İstihbaratınız yanlış. Artık üstlerimizi hak etmiyorsunuz. Belki de Rusya hak ediyordur" dedi. Bu diyalog sonrası Amerikan Başkanı Türk düşünür olarak nitelendirdiği Şahin'i, yani Gülen'i Beyaz Saray'a davet etti. Oval Ofis'teki görüşmede Amerikan Başkanı ülkesinde güvenle yaşamaya devam edebileceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın buna yanıtı ise sert oldu. Türkiye'yi NATO'dan çıkartacağını ilan etti. Ancak dizinin senaryosunun sonunda Erdoğan'ı oynayan Turan karakterine geri adım attırıldı. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez Türkiye'ye ekonomik yaptırım uyguladı. Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapması gerekçesiyle 2018'de Türkiye'nin fonundan 105 milyon avro kesilecek. Türk-Amerikan ilişkilerinde kriz derinleşirken Avrupa Birliği ile de gerginlik tırmanıyor. Ekonomide de ciddi bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları tarafından 2018'de fon kesme kararı açıklandı. Yapılan kesinti sonucunda 2018'de AB bütçesinden Türkiye'ye 105 milyon avro daha az kaynak aktarılacak. Bu AB tarihinde bir ilk. Çıkan karar Avrupa Parlamentosu'nda üzerinde durulan bir konuydu. AP'nin bütçe raportörü Siegfried Mureşan kesintilere gerekçe olarak Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapmasını gösterdi. Gerekçe kararın siyasi olarak alındığını gözler önüne seriyor. AB bakanları tarafından alınan kararın devreye girmesi için AP'nin de onayı gerekiyor. AP'nin onayını 30 Kasım'daki oturumda vermesi bekleniyor. Milletvekilleri yeni meclis başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Başkanlık için AKP'den İsmail Kahraman, CHP'den Zekeriya Temizel, MHP'dense Celal Adan yarışacak. Meclis başkanlık seçiminin yanı sıra torba yasayla PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğinin de düşürülmesi için mesai yapacak. Meclis yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda 20 Kasım Pazartesi günü meclis başkanı seçimi yapılacak. Türkiye Büyük Meclis Başkanlığı'na aday. Meclise bir temiz el lazım. Adayımızın arkasında sonuna kadar duracağımızı ifade ediyoruz. Seçimde 5 aday yarışacak. Buna göre AKP'nin adayı mevcut başkan İsmail Kahraman, CHP'nin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP'nin ise İstanbul Milletvekili Celal Adan olacak. Bu isimlerin yanı sıra İyi Parti adına Kayseri Milletvekili Yusuf Allaçoğlu, PKK'nın siyasal uzantısı HDP adına ise tutuklu milletvekili Selma Irmak seçime girecek. Allah hayır eylesin. Bana düşen tabii ki hayırlı olsun demektir. Bu evrakımızı size takdim etmiş olduk. Seçim 4 turlu ve gizli olacak.
İlk iki turda üye tam sayısının 3/2 olan 367, üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 276 aranacak. Bu turda da seçim olmazsa en çok oyu alan iki isim için dördüncü oylama yapılacak. Burada en çok oyu alan kişi başkan seçilmiş olacak. Genel kurulda başkanlık seçiminin yanı sıra torba yasanın görüşmelerine devam edilecek. 127 maddeden oluşan yasanın 4. bölümünden itibaren görüşmeler sürecek. Motorlu taşıtlar vergisinin yeniden düzenlendiği torba yasada maden ocaklarının özelleşmesinin önünü açacak değişiklikler yer alıyor. Mecliste genel kurulun yanı sıra komisyonlarda hafta boyunca mesaide olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların 2018 yılı için bütçesi görüşülmeye devam edilecek. Komisyonun bütçe mesaisi ise 24 Kasım'da sona erecek, ardından bütçe tasarısı genel kurula gönderilecek. Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu karma komisyonsa HDP milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini görüşecek. Komisyonda Zana'nın devamsızlıkları nedeniyle hazırlanan rapor ele alınacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da bu hafta mesaide olacak. Komisyon 23 Kasım günü basına kapalı toplanacak. Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan 63. nöbette Türk ordusunun kapatılan askeri okullara ihtiyacı olduğu bir kez daha vurgulandı. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 63. hafta geride kaldı. Askeri liseler hemen açılsın. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbete vatanseverlerin ilgisi yoğundu. Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka hükümeti uyardı. Askeri liseleri hemen açın dedi. 4 lisemiz var biliyorsunuz. Birisi demin söyledim Kuleli Askeri Lisesi, 2 Heybeliada Deniz Lisesi, 3 Bursa Işıklar Lisesi, 4 İzmir'de Nallıdere'de Maltepe Lisesi. Bu liseleri de açtıracağız. Bu liseleri de açtıracağız değerli arkadaşlar. Hokka'nın gündeminde bedelli askerlik ve çürük raporu da vardı. Bedelli parası yatırmak için sürüye girmek, bunu ortama getirmek ve çürük rapor almak en ufak deyimle hasiyetsizliktir. Türk milletinin onuruna ve şerefine asla yakışmaz. Hele bu gençlerin. Amerika ve Türkiye arasındaki S-400 gerilimi sürüyor. Füze sistemi alınırsa F-35'leri göndermeyiz diyen Amerika'ya Türkiye'den karşı hamle geldi. Ankara uçaklar zamanında gelmezse Kürecik'teki iki radarı kaldırırız mesajı verdi. Radarlar İsrail'in güvenliği için büyük önem taşıyor. Amerika'nın S-400 şantajına Türkiye boyun eğmedi. Türkiye'nin karşı hamlesi de reste rest oldu. Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma füzeleriyle ilgili Amerika'dan yeni bir tehdit geldi. Washington, füzeler alınırsa Türkiye'ye teslim edilecek F-35 uçakları tehlikeye girebilir dedi. Amerika'nın bu şantajı iki ülke arasındaki gerilimi iyice arttırdı. Türkiye'nin tehdidi de yanıtı da sert oldu. Ankara, Malatya Kürecik'teki iki NATO radarını gündeme aldı. Uçaklar zamanında gelmezse Türkiye ilk olarak Kürecik'te bulunan ANTP'ye 2 tipi 2 balistik füze radarını kaldıracak. Radarlar Kürecik'e 2012 yılında Türkiye'nin NATO üyeliği kapsamında kurulmuştu. Rusya ve İran'ın o dönemde kurulmasına tepki gösterdiği radarlar, İsrail'in güvenliği içinse büyük bir önem taşıyor. 1000 kilometre yarıçapta her türlü hava aracını belli bir yüksekliğe ulaştığı anda tespit edebilen Kürecik radarı, başta İran olmak üzere bölge ülkelerinden İsrail'e fırlatılabilecek balistik füzeleri imha etme yeteneğine sahip. İHA yerlerini tespit etti, savaş uçakları bombaladı. Hakkari Şemdinli'de 3 terörist öldürüldü. Diyarbakır'daki operasyonlarda ise toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lılar İHA'dan kaçamıyor. Tek tek etkisiz hale getiriliyor. Hakkari Valiliği Şemdinli'deki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Çok güzel. Çok güzel, elinize sağlık. Avaşin, Basyan, Serebatin bölgesinde 3 PKK'lı İHA'larla tespit edildi. Koordinatlar anında merkeze iletildi. Ardından Türk savaş uçakları belirlenen noktaları bombaladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler Avaşin Basyan'da 2 askerin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen örgüt üyeleriydi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 gün önce Bayrak 68 Şehit Jandarma Er Fatih Yenay operasyonu başlatıldı. Çok güzel. Örgüt bu operasyonda büyük kayıp verdi. Toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların arasında gri listede aranan 2 PKK'lı da bulunuyor. Teröristlerin gizlendiği sığınaklardan da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki cenazesine dönüyoruz. Kahramanı olarak millete pek çok şeyler hediye etti. Biz ona minnettarız. Elbette bizim ona karşı yerine getirmemiz gereken görevlerimiz, belki onun bizim üzerimize hakları var. Ama biz yine de insan olarak ona bir kere daha haklarımızı helal edelim. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Allah Teala hem bu haklarınızı helal etme ile ilgili ifadelerinizi ve beyanlarınızı hem de tezkiyenizi nezd-i ilahisinde kabul eylesin. Naim Süleymanoğlu kardeşimizi inşallah şereflerini en güzeliyle yolcu ettiğimiz bu yolculuğunda cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamberlerine, şehitlere komşu eylesin. Seyyiatı var ise onları af ve mağfiret ile muamele buyursun. Allah Teala sizlerin de bu kahramana gösterdiğiniz bu sevgiyi rızasına muvafık eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Makamı cennet olsun. Derecatı âli olsun. Geride bıraktığı kederliği de aile efradına ve aziz milletimize Cenab-ı Hak başsağlığı ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala el-Fatiha. Efsane Halterci'nin cenazesi İstanbul'daki Fatih Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şimdi cenaze namazı kılındı. Süleymanoğlu'nun naaşı omuzlarda Edirne Kapı Mezarlığı'na doğru yola çıkıyor şu anda. Başbakan Binali Yıldırım da cenaze namazında ön saflarda yer aldı. Sevenleri Naim Süleymanoğlu'nu bugün yalnız bırakmadı. Kalabalığı görüyorsunuz, yüzlerce kişi Fatih Camii'nde efsane halterci Cep Herkül için bir araya geldi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de Fatih Camii'nde Naim Süleymanoğlu'nu son yolculuğunu uğurlamak için bulunuyor. Milli Halterci'nin cenazesi Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bültenimize devam ediyoruz. HDP'li vekiller yine PKK'lı bir teröristin cenazesini sırtladı. HDP milletvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk, kırmızı listede aranan üst düzey PKK'lı Hülya Eroğlu'nun cenazesine katıldı. HDP'li vekiller yine PKK'lı bir teröristin cenazesine katıldı. Cenaze 13 Kasım'da Şırnak'ın Besler Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'na ait. Delal Ahmet kod adını kullanan terörist PKK'nın kadın örgütlenmesi YJ Star'ın en tepesinde bulunuyordu. Yeniköy Mezarlığı'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle götürülen terörist Eroğlu'nun cenazesine HDP milletvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk katıldı. Teröristin cenazesinin gece yarısı gömülmesi dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 43 yaşındaki teröristin başına 4 milyon lira ödül konulmuştu. KCK'nın yürütme konsey üyeliğini de yapan terörist, PKK açılımı sürecinde Kandil'e giden HDP heyetiyle yapılan görüşmelere de katılmıştı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki varlığına ilişkin asistan adında yeni bir görevlendirme tanımı tespit edildi. Asistan adlı örgüt üyelerinin kurye görevi gördüğü belirlendi. Yeni görev tanımı, kripto FETÖ'cülerin tespiti için 377 eski subayın itirafları üzerine başlatılan takipte ortaya çıkartıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ'cülerin tespiti için soruşturmalar sürüyor. İstihbarat örgütleri Baylok başta olmak üzere okul, banka ve örgüt evleriyle hiçbir bağlantısı olmayan FETÖ mensuplarına ulaşmaya çalışıyor. Bu kapsamda itirafçı olan 377 eski subayın ifadesiyle yeni veriler elde edildi. İfadeler doğrultusunda imam, abi, abla gibi görev kademelerinin yanı sıra asistan diye bir görev tanımı olduğu belirlendi. Asistanların askeri okullardaki öğrencileri kontrol etmek ve diğer okullarla irtibat sağlama görevi olduğu anlaşıldı. Hürriyet'in haberine göre asistanların farklı bölgelerden gelen kişilerle şehir dışı talebe mensulü olarak adlandırılan görevliler arasında irtibat kurdurduğu belirtildi. Ayrıca itirafçıların verdiği Baylok dahil bilinen hiçbir FETÖ haberleşme ağını kullanamayan isimlerin vergi ve SGK kayıtları incelendi. Soruşturma kapsamında büfe gibi yerlerden ankesörlü telefonla arama yapanların MOBESE kayıtları da takip edildi. Bu arada FETÖ'nün çözülmenin önüne geçmek amacıyla örgütten ayrılanlara tehdit mesajları gönderdiği de belirlendi. Belirlemelere göre örgütten ayrılanlara yolda dökülenler, ey itiraf adı altında itirafta bulunan talihsizler, altın olmak varken posa durumuna düşenler, 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler mesajları atıldı. Deniz Baykal artık yazabiliyor ve kısa cümleler kurabiliyor. Açıklama Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş'ten geldi. Baykal'ın durumu olumlu yönde gelişiyor diyen İbiş, fizik tedavi uygulamalarına başlandığını söyledi. 34 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan iyi haberler var. Genel durumu iyi, bilinci açık, iletişim gayet iyi kuruyor, yazıyor, kısa cümleler kuruyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş yaptığı açıklamada Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Bazı soruları anlamlandırabiliyor. Örneğin Neşet Ertaş kimdir dediğimiz zaman onun Bozkır'ın tezenesi türküsünün ismini de söyleyebiliyor. Doğum tarihinin 20 Temmuz, 20 Temmuz nedir diye sorduğumuz zaman Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğunu da söylüyor. İbiş, Baykal'ın el, kol, boyun hareketlerinin iyi durumda olduğunu belirtti, kısa süreli olarak oturmaya da başladığını söyledi. Uzun süre yatan hastalarda kasların tekrar gücüne kavuşması için ve oluşabilecek hasarların tedavisi için mutlaka fizik tedavi uygulamaları yoğunlaşarak devam edecek bundan sonra. İbiş, Baykal'ın ne zaman normal servis ünitesine alınacağının sorulması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi sürecinin devam edeceğini belirtti. Ziyaret yasağının devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Tedavinin çok daha başarılı olması için şimdilik yoğun bakım ünitesinde kalmasını arkadaşlarımız tercih ediyor. Hava sıcaklığı Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte 4 derece düştü. Pazartesi günü Trakya, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar genellikle Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Muş'ta karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olacak. Balkanlardan gelen yağışlı ve soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı 4 derece düşecek. Meteorolojiden Mersin ve Antalya için de sağanak uyarısı geldi. Sel ve doluya karşı çiftçilerle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Mustafa Pamukoğlu, Görev Holding'in ulusal kanala ortak olacağını açıkladı. İletişim